Bir pas şimdi karşısı Bıçık gol şansı. Bir vuruş ve gol. Karşıyaka Spor golü buluyor. Mücadelede 79. dakika. Karşıyaka Spor golü vuruyor. Mavi beyazlar Salar Belediye Spor karşısında. Aslında o kadar çok büyük gole yaklaşmışlardı ki sonunda o golü buluyorlar. Defans arkasında bir top, gol pozisyonu. Kaleye bir şut, dışarı. Mücadele sona eriyor. Karşıyaka Spor bu mücadeleyi kazanıyor. Mavi beyazlar Salar Belediye Spor karşısında altın değerinde bir 3 puan alıyor. Karşıyaka Spor 18, takımı 1, Salar Belediye Spor 0. Maç sonucu. Evet, Kerem'le beraberiz. Bugün Salar Belediye Spor karşısında çok hayati bir 3 puan aldınız. Ve lige tekrar dahil oldunuz. Artık hesaplar karıştı. Neler düşünüyorsun maçla ilgili? Öncelikle maç çok iyiydi. Her iki taraf da iddialı başladı maça. Yani çekişmeli bir mücadele olacağı zaten belliydi. Biz elimizden gelen gayreti, çabayı gösterdik. Gerek hocalarımızın takdiri olsun, gerek de bizim saha içindeki verimimiz olsun. Elimizden gelen mücadeleyi ortaya koyduk. Sonucunda galibiyeti hak ettik. Rakip takım da çok iyi direndi. Çok gerçekten keyifli bir maç oldu. Yani her iki takım da elinden gelen mücadeleyi yaptı. En sonunda kazanan taraf biz olduk. Mutluyuz. Yani yolumuza bakacağız artık. Gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Yani bizim hedeflerimiz de böyle, bu yönde. Nasıl buluyorsun U18'in senin fark neler diğer liglere göre? Yani şimdi U18 liginin farkı, burada yaşıtlarımızla mücadele ediyoruz. Birinci amatörde, süper amatörde genelde kendimizden büyüklerle oynadığımız için kendimizi gösterme imkanı bulamıyoruz. Yani gerek cüsse, kalıp olarak olsun oynayamıyoruz. Ama burada herkes dengi dengine mücadele oluyor. Tatlı, rekabetli, güzel, çekişmeli maçlar oluyor. Güzel maçların döndüğü mücadeleler oluyor. Yani böyle takımlara destek veren, U18 çıkaran bütün takımları da gerçekten tebrik ediyorum. Karkış demeden gençler için çabalıyorlar. Biz de onların verdiği imkanları iyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Evet, Spor Afyon TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Emre Saykı'yla beraberiz. Bugün Karşıyaka Spor olarak U18'de Salar Belediye Spor'u zor bir maçta 1-0 mağlup ettiniz. Nerede düşünüyorsunuz maçla ilgili? Hocam çok zorlu bir maçtı dediğiniz gibi. Siz de hasta hasta geldiniz. Aynen, yani zorlu şartlarda bu saatlerde tüm takımı kutluyorum. Karşı rakibimizi de tebrik ediyorum bu konuda. Çok güzel mücadele verdiler ama maçın kazananı illaki olacaktı. Maçın kazananı da biz olduk. Arkadaşları tebrik ediyorum. İnşallah emin adımlarla, sağlam adımlarla yolumuza devam edeceğiz hocam. Genel olarak ligin gidişatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Hafta sonu ağır bir yenilgi almıştınız. 5-3 Dinar Belediyespor. Aynen. Kazandınız. Artık hesaplara karıştı. Hocam, Dinar maçında eksiklerimiz çoktu. Kırmızı kartlarımız, sakat, hasta. O yüzden mecbur, yani elimizdeki imkanlarla çıktık. Bazen yani her kazanacağız diye olmuyor her zaman. Yapacak bir şey yok. Bazen böyle olması gerekiyor yani hocam. Bugün de çıktık. Aslanlar gibi mücadelemizi verdik. Arkadaşlarımızın ayına sağlık. Aldık bu maçı. İnşallah önümüze bakacağız artık bundan sonra. Bundan sonrası için neler düşünüyorsunuz? 18 liginde. Bundan sonrasına bu gruptan çıkmayı hedefliyoruz hocam. Bizim tek hedefimiz gruptan çıkıp playoff'a gitmek. Yani artık playoff'larda diğer takımlarla karşılaşmak. Tek amacımız o. Bilindiği gibi Çobanlar ve Çıklık da zaten ligden çekildi. İlk haftayı bay geçiyoruz hafta sonu. Diğer maçlarda Çobanlar ve Çıklık ikisi arka arkaya olduğu için, ama ne olur akıbeti. Tabii Asya Kefe'nin şeyine kalmış o. Haftalık maç programına, fikstürüne göre ayarlama yapılacak. İnşallah emin adımlarla dediğim gibi devam edeceğiz hocam. Teşekkür ederiz. Başlarınızı devam ediyoruz. Teşekkür ederim hocam. Sizlere de teşekkür ediyorum. Bu saatlerde gelip yayın yaptığınız için, destek verdiğiniz için. Tekrar beraberiz hocam. 3 gün arayla 2 altın değerinde galibiyet. Birisi Süper Amatör Lig'de Ayvalı Spor'a karşı. Bugün de U18'lerde Salar Belediye Spor'a karşı, güçlü bir takıma karşı. Nerede düşünüyorsunuz bu maçlarla ilgili genel olarak? Şimdi biz sezon başında yapılanmayla başladık aslında. Gençlere önem verdik her zaman. Şimdi Karşıyaka Spor elinden geldiği sürece, yani imkanlar dahilinde, işte alt yapılarda da genç takımlara önem veren bir kulüp. A takımda da ikinci devre yaptığımız takviyelerle bir ivme yakaladı takım. Şu anda iyi gidiyor. Yani ritmini yakaladı. Her maçımıza galibiyet parolasıyla çıkıyoruz. Oradan nitekim de 3 haftadır takım kazanıyor. Gençlerde de işte sezon başından beri bizim altyapımıza
Yusuf arkadaşımızı yönlendirdik. Emre arkadaşımızı yönlendirdik. Onlar ikisi koordineli şekilde U18 takımını çalıştırdılar, çıkardılar. Karakterli gençlerle yola çıktık. Çocuklar özveriyle oynuyorlar. Bugün de maç gayet çekişmeli geçti. İki takım da mücadele etti. Atanın kazanacağı bir maçtı. Biz attık, biz kazandık. Rakibi de tebrik ederiz. Çocukların önü açık. İnşallah bu gruptan çıkıp finale kadar gitmek istiyoruz. Finalde ne olur bilmiyoruz ama hedef şampiyonluk yani. Karşıyaka Spor'un her zaman hedefi şampiyonluktur. İşte biz bazen seyrediyorum ben yorumları. İşte Karşıyaka Spor sürpriz yaptı. Hayır, Karşıyaka Spor sürpriz yapmaz. Karşıyaka Spor çıktığı her maçta iddialıdır. Sahaya yüreğini koyar, kazanır kaybeder ama her zaman iddialı olmuştur. Geçen sezona göre puan kaybı yani, çok olduğu için. Aynen, sürprizi Karşıyaka Spor kabul etmez hiçbir zaman. Sürpriz de yapmaz. Bundan sonra gençlerimiz de izlesinler. Ben de tavsiye ediyorum yani. 18'lerde 3 hafta şu anda maçınız yok. Daha çok A takıma biraz daha çok odaklanacaksınız. Ligin genel kalan kısmı için neler düşünüyorsunuz? Yani ligin kalan kısmında şimdi matematiksel olarak tabii bazı şeyler garantilenmediği sürece mücadele sürecek. Biz tüm maçlarımıza kazanmak için çıkacağız bundan sonra. İnşallah da elimizden gelen ne kadar puan alabilirsek alıp artık ligde matematiksel olarak kalıp önümüz sezonun yapılanmasını devam ettireceğiz. Gençleri de bu arada yine şampiyon yapmak için elimizden gelen uğraşı, çalışmayı göstereceğiz yani. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Akşam bu vaktinde yayın yaptığınız için.